Hepiniz Need for Speed'in 24. bölümüne hoş geldiniz abicim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. M5 ile birazcık hırlayacağız ama offroad yarışları için de yeni bir tane araba almak zorundayız. O yüzden hepinize iyi seyirler. Dün delirdim. Dün oyun içi para kastım. Yani çok rahat kaldırabileceğim bir yer buldum. Çok rahat para kaldırıyorsunuz. 2-3 saatte kaldırdım ben bu parayı. Hile değil abi. Tek tek yarıştım. Ne hilesi be? Bak size yarışı da göstereceğim hemen. Şurada bir yerde olması lazım. 12.500 dolar veriyor her yarış için. Ve bu sadece kendi parası. Bir de ekstra görevi de yaparsanız çat 20.000'e çıkıyor. 20.000'i bile geçiyor. Tek yarışta aldınız. Ve yarış süresi 1.5 dakika abi. Sadece 1.5 dakika. Öyle kapattım ben. O kadar parayı öyle kaldırdım. Bir yarışı da yapayım göstereyim. Tabi yan görevini yapabilir miyim hatırlamıyorum. Bir tane gıcık yan görev var. 30 saniye hiç dokunma diyor 30 saniye boyunca. Onun dışında her görev rahat yani. Bir tek o görev sıkıntılı. Buradan mı? Şuradan önce. Hop hop hop. Bu arada güzel haberlerim de var size. Eren Kurt arkadaşımız bana oyunun PC versiyonu da hediye etti bugün. Onu da indiriyorum. Muhtemelen çok yakında bak. 18.000 veriyor abi. Yan görev için 18.000. Lanet olsun. Yapabilir miyim onu bilmiyorum tabi. Çünkü 30 saniye boyunca dokunma diyor bir yere. Ya arabaya alttan hasar gelse bile zıplayarak onu bile sayıyor dokunma olarak. Öyle bir sıkıntı. Ama yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Bak şurada bile zıpladı araba. Ve hasar aldım. Ben kaçıyorum abi. Haydin güle güle. Al sana. Allah. Uçan uçanı. Nasıl kovalıyorlar beni. Allah! Uçtu araba. Çarpa çarpa gidiyorum evet. Ya şunları çarpma o kadar. O kadar çarpmamam lazım. Çünkü benim zamana ihtiyacım var. Dur dur kim attıysa da dur. Melik gelmiş. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Birazdan geleceğim diye 1500 bit satıyor ya. Hayvan herif. Hayvan! 1500 ne demek? Çok sağ ol ama 1500 ne demek abi? Ve araba geliyor. Ya çarpacaklar. 10 saniyem kaldı. Çarpmayın lan! Çarpıyorlar işte. O soldan sağdan kaçıyorum da zamanım yoktu. 1.5 dakika içinde challenge ile beraber 20.000'in üstüne çıkıyorsunuz. Şu an sadece 10.000 aldım diyelim. Artık kart kalmadı abi. Exhaust'ta 18 zaten benim. Ve aynısını verdi. Trade-in 37 kart. Sırf buradan alarak attığım kartlar yani. Parayı buradan gömçürdüm işte ben. Ve artık istediğimiz arabayı. Bak kimse bize bir şey diyemeyecek. Ne istiyorsunuz? Söyleyin abi. Menüyü açıp ortanıza koyacağım. Yani şey gibi düşün böyle. Lan. Sen mi geldin? Hayırdır? Ne oldu? Niye çıkıyorsun sen yukarı? Ne var? Ne var yukarıda ne var? Hı? Şşt. Ne var diyorum sana? Şşt. Hadi gel 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 çık. Gel yukarı çık. Tam zıplıyordu dur dedi. Yarıda kesildi. Nusret'e gittiğiniz düşündü abi. Ve abiniz sizi götürüyor abi. Abiniz de benim tabi. Bazılarınız için kardeşiniz de olabilirim bilmiyorum. Benden büyük yaşta arkadaşlar da vardır. Götürüyor ve diyor ki ne istersen. Ne istersen abi. İstediğini ye diyor. İstediğini iç. Öyle bir dünya düşünün abi. O dünyaya hoş geldiniz işte. Aha geldi. Geldin. Çok merak ettiğim bir şey var. Son oyunda mekanikler biraz garipti. Mesela drift yapmanın araba dönmüyordu. Serkan! Serkan! Teşekkür ediyorum hocam abone olup beni desteklediğin için. Sağ olasın.
Hoş geldin aramıza. Bu arada Discord'da yeni arkadaşımız galiba Serkan. Discord'da Allah giderek şeyleri VIP vesaire olaylarını halledersen bir de Steam'den de oradan ekleşebiliriz. Moderatörlerle iletişime geçiniz lütfen. Mesela drift yapmanın araba dönmüyordu. Resmen fiziği pek iyi değildi. Bu nasıl? Burada düzelttiler işte. Witch King. Burada o olayı düzelttiler, artık dönüyor. Arabaları belli kategorize verdiler. Eski oyunda misal ya drift yapıyordun ya da grip yapıyordun. Ama burada araçlar ayırdılar. Drag var, hiç dönmüyor araba. Drift var, drift de dönüyor, normal de dönüyor ama drift de daha rahat dönüyor. Runner ve Racing gayet rahat dönüyor arabasına göre. Yani böyle el götünü yan vermene gerek yok. Gayet rahat bir şekilde döndürebiliyorsun. Öyle kategorize ettikleri için çok rahat oldu. Artık öyle bir olay kalmadı yani. Çok kolay. Şimdi ben Collectibles'a geçtim. Ol diyelim. Aa, ben bir dükkana gideyim. Ne lazım daha bize? Ne lazım? Bir hatırlatıverdin. Ne lazımdı bize? Değişti. Ben de kanser olmuştum. Arabalar dönmüyordu. Sürekli el freni, sürekli el freni. Mecbur kalmıştık ve nefret etmiştik oyuncular olarak. Para kastım abi. Benim hesabım. Para kastım. Şimdi bu garaj değil tabii. Abi hangi arabalar vardı bizde ya? Drag aldık. Aynen. GTR duruyor Drag Racing'de. Başka ne var şurada? Drift'e gerek kalmadı. Hallettik zaten. Ha ileride alırız. Fantastiklik yapalım falan filan edelim dersek alırız. Offroad var şu an. Benim hatırladığım kadarıyla. Offroad için bir tane araba alalım onun için. Nerede lan bu offroad'un şeyi? Her zaman göremiyorum. Dur abi. Locations diyelim de şunun kalabalık bir gitsin. Race dealership. Sen offroad'a benziyorsun. Evet, offroad dealership. Evo'yu da alırım. Durun, sakin olun. Evo'yu ben sona saklıyorum. Onu sonra. Şu an oyunu bitirebileceğimiz kadar araç alalım. Keşke en pahalı arabalar açık olsa ya. Bildiğin Koenigsegg'ler falan olsa şu an. Paganiler olsa ben onları alırdım. Yemin ediyorum onlar için biriktirdim aslında parayı. Vosvos Offroad. Onu alırım. Onu klasik halde tutarım. Abi onun Vosvos Offroad çirkin olur gibi. Baksana ya. Baksana Offroad için verdiğin arabaya bak hocam ya. Ayıp değil mi? Offroad'da en iyisi Panamera'ydı. Hatırladığım kadarıyla. Doğru hatırlıyorum değil mi? Marik şeyden çıksana. Çok iyi olacak ya. Marik chat'imi göremiyorum. Lütfen. Tamam şu kola şuradan çıkarayım. Yine PlayStation'da sevdalarına başladım arayımız. RX7 yoktu galiba. Offroad için Lambo. Lambo yok ya abi. Lambo yok offroad'da. Yok. En iyisi Panamera. Baksanıza 230. Hayvan gibi. Ya istesek X6 da alırız. Bakınız şimdi bu kadar para varken X6'yı alır ağzına kadar modifiye ederim. Ama hemen olmayacak. Niye diyeceksiniz? Çünkü modifiye de belirli seviyelerle veriliyor. Diyelim ki 5 tane kartı al diyor. Sonra 10 dakika sonra tekrar bir gel diyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra veriyor. Hemen alamıyorsun. Panamera çok sağlam duruyor. 230. Yani bununla bizim sırtımız yere gelmez. Bu çok düşük. 193. Bu da artık 160'larda. 205. Yani daha böyle hayvan gibi araba bekliyordum ya. Ben açıkçası bir Lambo alabilirim gibi geliyordum. Chat'i niye kapatıyorum be? Eski Porsche çok düşük kalır abi. Onu almayalım. Eski Porsche'yi toprağa sokmam ben bir de. Bu araç topraklık değil yani. Evet. Panamera. Başlıyoruz o zaman. Bum. Gelsin offroad yarışları. Özledim lan offroad'ı. Özledim abi harbiden Panamera. Ya gel gel gel. Dur. Önce klasik olarak sesini dinliyoruz. Ufaktan böyle misafirliğe gidersiniz de ama yine de samimi olduğunuz bir ortam vardır. Öyle bir ortamda yanınızda arkadaşınızın veya kuzeninizin odasına girmişsiniz. Ufaktan böyle içiniz şişti. Orada böyle pırt diye osurdunuz. Onun gibi ses geliyor. Ufak çekinerek ama tam çekinmeyerek, tam çekinme de yok yani. Öyle bir osurma sesi geliyor. Ama tabii başlarda öyle geliyor. Evet şu kısımda bak. Şu an öyle bir özel sesi yok sanki ya. Ay jantlar ne kadar çirkin senin. Offroad diye basmışlar çirkin jantları. Allah'ım ya Rabbim. Hemen seni bir garaja aslında garajdan önce tune-up'a götürürüm. Trade-in'le offroad'u da yükseltebilirim. Bu nasıl bir anlatım abi? Benim anlatımlar böyle.
Şöyle anlatıyorum abi. Kulağı şuradan kaşıyorum ben anlatımda. Uzata uzata gidiyor. Trade in mi buy mi? Buy ya da buy da. Önce buy diyelim. Satın alabildiğim kadar satın alayım. Sonra gerisini trade in ile yapıştıracağım. Oy 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 jump. Offroad abi. Jump'ı verelim biz. Offroad aracı. Al bloku da. Bu ne abi, sürekli iyi halde gözüküyor bunlar. Ha? Şöyle geriye git be. Exhaust. Nice. Top speed'i biraz düşürmeydin, iyiydi. Gerçi 3 düşürüyormuş. %3'lük kısım için bence fedakarlık yapılabilir. Burada da nos veriyor ama şimdi abi neyle başlayalım? Turbo ile başlayalım ve egzoz ile başlayalım. Onlar 8'de kalmış çünkü. Turbo ve egzoz. Turbo yapıştır. Haydi hayırlısı olsun. Hakkımızda hayırlısı, 12 gelirse çok iyi olabilir. Çok iyi olur. Lütfen ikili üçlü bir şey ver abi. 9 geliyor ya. Zaten 8. Zaten 8. Airtime iyi, tamam kabul ediyorum. Dur. Egzoz ver abi. Güzel bir şey. Bak 11 bekliyorum senden. 11. 12 demeyelim, 11 abi. Para çok çabuk bitiyor lan harbiden. Ya senin 8'in var abicim, anlamıyor musun sen? 3 daha kısıyor, airtime'lar arttırıyor ve landing olarak da hadi 3 için bunu da kabul edeyim. Ne saçma kartlar çıktı ya. Bir tane daha çıkarmam lazım. Gerçi dur, motor bloğu. Motor bloğum 10. Fena değil. Eku verelim abim. Eku lazım. Yazılım. Yazılıma Ice Blow hoş geldin. Kaçırmayıp denk geldiğine sevindim abi. Hadi 10 ver. Hadi. 12 verdi aslanım be. İşte bu. İşte bu. Şöyle verin ya. Kıskanmayın abicim. Gelelim head'a. Yapıştır. Baya bir kartım var. Sonra da biriktiririm. Sıkıntı yok. Yarışta da kazanacağız. Merak etmeyin. Sadece altyapım sağlam olsun, bu kadar. Marik. Şşt. Yatma PlayStation. 4 ayak yatma PlayStation üzerine. 6,5 kilo ağırlığın var. Çökerteceğim PlayStation'ı. Yani alsam mı? Top speed'im artıyor. Airtime. Yok abi. Çok bir özelliği yok şu an ya. Bunu trade'ine gönderiyor. Şu 8'ler olaydı. Abi egzoz adam akıllı bir şey ver ya lütfen. Ver adam akıllı. Egzozun adam akıllı ver. Enes'im. 7 aynı ara geçti. Hiç anlamadım. 12 ayda görüşmek üzere. Oha! Yeday harbiden ne zaman oldu? Seni 3-4 aydır biliyor gibi hatırlıyorum ben nedense Enes. Tekrardan hoş geldin. Sağ olasın. 7. ayın kutlu olsun abicim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah'ım ya Rabbim. Çok iyi lan. Eksi 2 daha gitti. Uzun bir yayın bekliyor o zaman yakında. Hoş geldin Berk. Az önce seninle bir konuşayım dedim. Denk getiremedim. Hatta yazdım sana. Yoktu da ortalıkta. Sonra dedim yayını açayım ben de. Turbo. Bundan sonra ya bir tane daha ya da hiç denemeyeceğim abi. Hadi. Hadi ikili üçlü, ikili üçlü ver. İkili üçlü ver. Vay Kamil. Üçüncü ay oldu, katılsam daha çok olacaktı. Vay Kamil. Hoş geldin ya. Aa, eyvallah abone ol, destek verdiğin için. Sağ ol. Bugün abone günü mü nedir? Hayırdır? Benim bilmedim, arkamdan konuşup bir araya toplanıp mı hallediyorsunuz bu işler? Nasıl, gerek yok abi, arttıralım. Eyvallah, sağ ol. Vay be, 3 oldu. Geriye 3 kişi kalıyor. Ve bir sonraki yayın uzun bir yayın olabilir. Sıkıntı yok abi, o zaman olur. Şimdi abi head ya da gearbox, ikisinden birini. 10 yapabilir miyiz? Hangisi daha önemli? Gearbox'a yükleneyim. Hadi hadi be, hadi. Son bir tane. Hadi ver. Ver adam akıllı bir şey. Lütfen 11. Lütfen 11. Yalvarırım 11 çıksın. İkili, ikili bir şey. 11 çıktı ama tekli çıktı be. İyi olsun. O zaman son head'i de yalnız bırakmayalım. Yetim bırakmayalım. Head içinde bir 10 bile bekliyorum abi. 11 olmasın. 10 bile gelebilir ama ikili gelsin. Ama ikili gelsin. 10 geliyorsa da lütfen. Speed verdi. 11 geldi. Adamsın be. O kadar. Niye düşürdün ki sen şimdi onu? 0710 horsepower. İyi hadi kabul ediyorum. Tamam. Hepsi 10 ve üstü oldu. Şimdi gidebilirim. Gönül rahatlığıyla. Ama nereye? Garaja gidebilirim. Çünkü bu arabayı bu haliyle ben yarışa sokmam.
Çünkü orada böyle görüp bu ne ya falan derler. Ben kendi arabamı utanç verici şeyler yaptırmam. Yazılı haftam katılmasak da destek verelim diyor. Eyvallah Kamil, sağ olasın. En kısa zamanda bekliyoruz seni burada. Modifiye zamanı. Güzel bir müzik açayım dedim. Diyeceğim de telifsiz müziğe denk gelemiyoruz abi. Sürekli telif ya. Sürekli telif. Çok çirkin duruyor şu an araba. Ay, ay. Yani şu an kaputu geçelim. Çok bir seçenek göremedim. Yeni Panamera, yeni Panamera diyorum. Cayenne benzettim sanki. Buna da 500 mi istiyorsun sen? Standart aynı değil mi abi standartıyla? Bir ufak çıkıyor gibi. Onun için 500 dolar istiyor benden ya. Kazık mekanizma resmen. İyi ver bir şeyler ekleyelim ya. Hiçbir şey yok. Ne yapayım? Oy bu nasıl bir şey lan? Oha! Geleceğin yan aynaları. Oy araba değişiyor ufaktan. Spoiler ekle diyeceksin. Ses sistemi ekleyelim abi. Kankalarla bağcılarda koparken. Oy 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 güzel spoilerler varmış. Hakkını yemeyeceğim. Abartı bekliyordum genelde ama abartıdan öte güzel şeyler eklemişler. Şimdi abi. Dun 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 dun. Aşağı inecek bir şey ver abi bana lütfen. Ya bunlar böyle yakından iyi görünüyor da uzaktan biraz çirkin duruyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Egzozu güzel ha kendisinin. Böyle çifter çifter varsa. Ya ama kendi egzoz daha iyi be. Bu da garip ya. Baksana şuna. Çok tatlı kendi egzozu. Yok abi bunda kalsın. Bunlara baktık. Yan bunu geçtik. Ver bakayım. Kaputu da şimdi abartabiliriz. Ön fara da bir şeyler yapalım. Ya bunlar da hep renkli veriyor. Başka bir şey vermiyor. Şimdilik bunu tercih edeyim. Değiştireceğiz muhtemelen. Ben bunu daha çok sevdim gibi geliyor şu an. Ama yan tırtıklara göre bu daha iyi yakışıyor tabii. İyi hadi yan tırtığa uygun olsun. Siz tırtıklı mı seviyorsunuz? Tırtıksız mı abi? Bunu da %100 yapalım. Jant ve teker kısmı. Güzel bir şey koyalım abi. Rally aracı bile olsa öyle çirkin kalmasın. Ne olursunuz. Porsche'ye giden siyah jantlardan ekleyelim. Nerede o siyahlar? Abi tekerlerini deneyeceğim. Sadece deniyorum. İyi bari. Tekerler offroad oldu ne kadar belli. Baksanıza ya. Yani olmadı bu pek. Jant da büyüyormuş. Ona da sevindim. Ben küçük kalıyor zannettim offroad olduğu için. Şimdi ne gibi jantlar olur bunlarda? Ben çok bilmiyorum ki abi. Porsche işi geçen çok iyi oturtturdum da bu Panamera'yı çok bilmiyorum ben. Takip ettiğim bir araç serisi değildi. Ama şunlar yakışır mı geçen taktığımız? Yani ince tel olsa ona da varım. Bunun gibi gider mi acaba? Şu da hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Başka bir arabada kesinlikle kullanacağım bir jant tiptir. Şu nasıl acaba ya? Çok renkli duruyor. Ay, küçücük bir paramı alıyorsunuz. Haram olsun. Şerefsizler. Al Porsche'nin standartını koyup. Al. Aa, change yok. Size'ını değiştiremiyorum. İyi Porsche'nin standartı dursun o zaman. Bak kendi jantını bulduk. Ah. Güzel abi. İyi sevindim buna açıkçası. Şimdi aracın rengine karar verelim de. Şunlar açılmadım ya. Kaliper açıl artık. Ne diyor? Complete 3 drift zone with 2 stars. Abi 2 tanesini yaptım galiba 2 yıldızla. Neden eklememiş? Bir tane yaptı gözüküyor. 2 tane daha yapmamız gerekiyor. 2 yıldızlı drift yapacağız. Şuna spoiler ekleyelim. Abart olmayacak. Onu şimdiden söyleyeyim ben. Abartı spoiler bekliyorsanız lütfen başka kanala gidiniz. Ben yakışacak şeyler istiyorum. Kendi gözümde yakışacak tabii şimdi.
O da göreceli bir kavram. Bok gibi olmuş ya diyorsun sonuçta her şeye de. Bence tatlı oldu be. Öbür Porsche'm gibi sade ve güzel oldu bu. Bir rengini verelim. Şimdi offroad bir aracı abi. Bunu yere basmanın bir anlamı yok. Kamber yapmanın da bir anlamı yok. Tekerler çok garip ya. Gel bir boya. Hatta şuradan bir bakayım ben. Community'de ne var? Bakalım güzel bir şey varsa direkt oradan seçeriz. Simsiyah. Yani yok be benlik değil. Artı 18 diyor. Bu ne abi? Çok garip tasarımlar var ve sade güzel bir şey yok mu? Bak şunu sevdiğim gibi şu tatlı duruyor. Bu değil pardon şu. Yani. Güzel duruyor da o kadar da değilmiş be. Şuna bir bakayım. Jantlar yani. Hala da jant konusunda çok hoşuma gitmedi. Tekerlerden kaynaklı da olabilir. Abi bu da olmadı. Palyaço gibi gezeceğiz ortalıkta ya. Bak şunu yaparsak test olur. Bence Tesla Model S'e çok benziyor bu araba. Ve buna sarı her türlü gider abi. Ben buna sarı rengi vereyim gitsin. Dur. Ama bu sarı değil be abim. Ben şu sarıdan bahsettim. Yani pek gitmiyor ama buna ya. Pek gitmedi. Çok saçma duruyor. Ya şimdi kırmızı güzel de bundan önceki Porsche'm de kırmızıydı. O yüzden kırmızı istemiyorum. Bu nasıl? Gri de vardı. Ben 2000 bu son çıkan Need for Speed'te 2018 mi diyelim 2017'de. Nedense renkler konusunda arabalarda böyle cuk diye oturtamıyorum. Onu anlıyorum. Bir garip. Bir garip gerçekten. Yani fabrika renkler bile o kadar şey değil. İştah açıcı değil açıkçası. Daha böyle iddialı bir şey beklerdim ben. Beyaz olmaz mı acaba? Ya çok çirkin bir araba be. Niye hiçbir şey gitmiyor sana? Şu farların bir değişeyim de. Sinir ettin beni ya. Hiçbir şey gitmiyor. Mavi de gitmez buna. Ha, mor gidiyor gibi sanki. BMW tasarımı. Dur 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 burayı değil yanlışlıkla giriyorum. Abi, mavi de bir garip ya bilemedim. İyi hadi şu maviyi kullanalım. Tamam bu haliyle bıraktım abi tamam. Az buz iş görüyor dur. Hayır. Az buz iş gördü. Tamam ben kaydedeyim de çıkayım. Ay, kötü bir araba. Kötü. Tabii yarışırken böyle demeyeceğiz ama şu an böyle bir kötü ne ya şu an gözüme pek iyi gelmedi. Kötü duruyor. Bir de araba havada ya o yönünü de sevmedim. Dur lan şu şeyleri değiştirelim. Hayır rims değil. Tire bir ya yine de böyle. Yine garip ya. Ah. Al. Yine olmuyor. Kırmızı yapsak. Dur be, güzel bir jant bulacağım sana ya. Bu ne abi? Hep jant. Marik, itme lan monitörü. Okuz. Adam akıllı jant yok arabaya ya. Yemin ediyorum şuna bak. Şu nasıl olur? I just wanna be. Abi tekerler o kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Hadi ya standart jantında git abi.
Hadi kırmızı kalsın. Yok, beyaz olsun, tamam. Stok hali daha iyi görünüyormuş. Hadi çıkalım. Hey! Çık abi. Çık, olmadı bu. Sevmedim ben bunu. Non 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 non. I just wanna be. Yarışlara gidelim artık. Ay, aşağısı ne? Çok acayip duruyor arkada. Abi niye öyle kalkıyor sürekli, drag arabasıymış gibi. Gel zıplayıp durma, geliyorum sana doğru. Tabii birazcık daha yakına gidelim. Evet. Buradan devam edelim. Bakalım kafa şey yapabilecek miyiz? Karşı koyabilecek miyiz aracın bu haliyle? I just wanna be. Baksana önünü bastırsa mıydık biraz? Gerçi onu da yapamıyoruz ayrı bir şekilde de. Abi biz drift aracı falan almadık değil mi? Drag aracı falan. Şu an ben şüphe ettim bu araçtan. Yolda çok sağlıklı durmuyor, onu söyleyeyim. Sürekli yan vermek istiyormuş gibi hissettiriyor bana. Korkutma beni. Hazard. Bakmadım. Neydi gücü? Gel. Gel hocam. Belayır. Guarantee we live better than you. Cash in our hands, dirt in our toes, and nothing but the sky in front of us. We are Hazard Company. Hazard Company. Siz de paket olacaksınız acaba o zaman. Bizden iyiymiş. Bu sefer şehirde yarışıyoruz galiba, dağlarda değil. Sanıyorum. İnşallah. Şehir gösterdiler, inşaat alanlar falan derken yine dağdayız. Wondered when I'd see you around these parts. Expecting me? Of course. I was looking forward to meeting the fabled off-road maniac Sean McAllister. Sean McAllister. Yeah. Okay. Bizi bekliyormuş. Duymuştu. Yeah, yeah. But I can't take on every race. Off-road manyağını tabii ki de duyduk diyor. Gotta make sure you can even keep up. Ama senin iyi olduğuna emin olmam lazım. Belki yol üstünde duramıyorsundur. Bir test için havaalanına kadar gidip gelmeye ne dersin diyor. 2000 metre drift. Niye drift yaptırıyor? Ne abi drag offroad aracına ya? Hadi bakayım. 7 kilometre. Al drift, al. Al sana drift. Al bir drift daha yapam sana. Geniş geniş olsun. Şöyle havada suda. Ne yapıyorsun abi sen? Aracımız ne düzeyde yeterliydi? Ona bakmadım ben. Siz bakabildiniz mi? I just wanna be. Dön buradan da bir yana kal. Drift yapıyoruz mübarek. Ne taşın da içinden geçiyoruz. Süremiz daha, kilometremiz ve süremiz bayağı var. O yüzden drift konusunda acele etmeme gerek yok. Doğal yollarla bile kapatabileceğim bir metre süre şeyisi, mesafesi gibi geliyor. Hiç kasmadan yani. Biraz geniş geniş yanlıyorum arada da. Hızlıca kapatayım, kafa rahat olsun diye. Son 600 metre. Şunu da şöyle gireyim. Çarpma. Son 400 metrem. Oradan bir U dönüşüne benzer. U değilmiş ama. Tamam, hallettim. Haydi basalım şimdi. Şimdi düzgün yanlamadan gideceğim. Buralarda mecbur yanmayacağım.
Ya diyorum ya, araba meyilli, yanlamaya meyilli şu an fizikleri ya. Ben bunun ayarlarına bakayım abi şimdi birazdan. Bunun ayarlarında böyle sakin duracak bir şey varsa, yanlamaya göre değil de daha çok griplik bir ayar varsa onu ben yapayım. Ben yoldan gitmeyi sevmem abi. Bize çıkaracağı kart faydamıza olur inşallah. Aha, uçmalık bir yer buldum. Aha. Resmen kaput bağırdı, ben değil. Araba ağzını açarak bağırıyor. Ben şimdi bir şey yazmayayım mı? Ne diye? Yalnız araba dökülüyor. Dökülsün. Her araç olduğu gibi her araba. Bu da dökülüyor. 2800 yapmışız. Güzel. Güzel. Bir de yarış için bak, 20 binin üstüne kazanmaya başladık. Böyle aldıkça zaten 5 yarış demek 100 bin demek. Ben de böyle biriktirdim parayı. Aa, ilk hep soldan başlayasın var ya, bilmiyorum 13 mü? 13 geliyor ya. 13 biliyoruz abi. Gerek yok break'a. Eyvallah. Tikimi ver. Sağ olasın abim benim. Fren niye yanıp duruyor sürekli ya? Başlık değişti, bir F5 çekin, ben değiştirdim diye biliyorum başta. 294'e 320'ymiş. Çok çok geride değilmişiz. I can see why the other crews had trouble. You're gonna have the time of your life with us, though. You've never had races like the ones you're about to have. Off the Free Ember Militia, I've seen more crazy than is possible. Crazy, huh? Crazy, huh? We're meeting at my solar array next race. You in? Your solar array? Harbi senin mi? Vay. Yani diğer insanların, diğer liglerin niye ezildiklerini şimdi anladım. Niye zorluk çektiklerini. Sen harbiden iyisin diyor. Ama bizim için yeteri kadar iyi olabilir misin? O birazcık tartışılır. Gel bir seni test edelim. Benim solar sistemde. Orada bir kapışalım. Bir sonraki yarışma orada olacak. Yani senin bundan önceki yarıştıkların bizim yarışımıza benzemez diyerekten bizi hala beğenmiyor. Dur lan dur. Bu arabanın hali ne? Diğer araçlara göre harbiden daha çabuk döküldü bu. Açı sonu bir, açı sonu bir. 250. Göremiyorum. Şuradan bağlasam. Hayır! Sonradan gördüm. Tamam, kestirmiyorum. Offroad olduğum için bağlayasım geldi bir an. Hayır. Ya şuradan bir uçamadık. Şu deliği niye bu kadarcık açıyorsunuz abi? Niye bu kadarcık delik açıyorsunuz? Al. Bir 20 metre uçarım ben bu şekilde. 60 uçtum lan bu haliyle. 70'i de her türlü uçarmışız aslında. Bir dakika şu şeye bakayım. Ayara bakayım. Suspension mode. Daha yumuşak olsun bence suspension'ı. Yükseltti. Power steering. Yani heavy olsun. Grip balance. Buna dokunmayalım. Arabayı daha da yükseltti ya. Yumuşak olacakmışız güya. Araba sallanıyor. İşte buralar adamınmış. Solar bölgesi. 294 de alırız be. Ya 63 satın almadım. Ama araç vardı. Çaldık. Ne? Stay in the... okumadım ama aldım. Sıkıntı yok. Hallederiz. 7 saniye çok bir şey değil. Takım bu sefer vahşi durun ve güçlü durun. Dedi. Ha, airtime. Toplam hava süremiz 7 saniyemiş. Ay, uçardım oradan be. Zıplamalık yerleri inşallah vardır. 6 kilometre yolumuz var. Ben bu aracın kontrollerini hiç sevmedim abi. Ağır değil yani. Oynuyor araba sürekli. İlk defa kendi seçtiğim arabamı beğenemedim. Geldim galiba diyor. Hoş geldin Melik. Eyvallah bitsin için. Az önceki hayvan gibi 1500'lü içinde. Uç biraz. Uç hocam. Uç. Airtime lazım. Arada bir zıpla. 2 saniye zıplamış ama bir 5 saniye daha zıplasın. Hop, evet. Evet.
Evet işte bu. Böyle aralarda zıpla ya. Zor olmasa gerek. Dur test. Ay hepsi beni geçiyor ya. 2 saniyem kaldı daha. Hayır hayır hayır, yan verme, yan verme. Korkutuyorsun beni. Ya burasını da hiç sevmiyorum, taşlı buralar. Heh. Ya gerizekalı. Senin yüzünden ne hallere düştüm manyak. Lider inşallah odur. Ya 3 araba gitmiş arkadaşım be. Ah. Bak gitti lider. Şurada komple. Şuradan aradan kestir. Biraz yaklaşayım derken ikinciye yaklaşmışım. Hadi aslanım, hadi bebeğim. Hadi göster hepsini. Hu! Daha yumuşak düştük. Güya. Yakınız tabi. Yakınız da finish de şuralarda bir yerde. Ve yolda finish. Abi yolda değilmiş. Keşke yolda olsaymış. Top speed'im gösterdim. Değil. Pır 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 pır. Pır 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 pır. Abi nitro ver. Abi nitro ver. Gözün seveyim. Nasıl? Abi nasıl? Nasıl birinci değilim? Ne oldu? Ne oldu? Ben bir yerde bir sıkıntı, hata mı yaptım? Ne oldu? Ben mi görmedim abi? Hayda! Checkpoint'i falan mı almadım ben? İkinciyi mi geçtiydim? Ah be abi. Ya ben de diyorum birinciydim. Fena rezil oldum yalnız. Çok fena bir şekilde rezil oldum ama bir sonraki bölümde bunu da paketli olacağım. Tabii ki de kaldığımız yerden yarışlar ard ardına kestirmeden devam edeceğiz abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın her zaman gibi. Benimle kalın.